İkinci meyvenin yarısını işlemiştik, diğer yarısında kaldık. Bir sualle başlıyor. Eğer desen şu külli hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Şu külli hadsiz nimetler, insanın yokken var olması bir nimet. Varlıkta cansız bir varlık da olabilirdi ama canlılar arasına katılmışız. O da ayrı bir nimet, şükür gerektiriyor. Canlılar arasında bitkilerden, hayvanlardan biri olabilirdik ama insan olmuşuz. Bu da ayrı bir şükür gerektiriyor. İnsanlar arasında da İslamiyet nimetiyle şereflenen insanlar var. Biz de onlardan birisi olmuşuz. Bu da ayrı bir nimet ve bir şükür gerektiriyor. Bir diğer taraftan da muhabbetullah ve marifetullah imkanı, ona erme noktasında bir şayet nasibimiz olmuşsa bu da ayrı bir şükür gerektiriyor. Külli hadsiz nimetler dedikleri bunlardı, saydıkları bunlardı. Buna karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Bu büyük nimetlere, en basitinden bir göz, bir kulak nimetinin bile değeri ölçülemez. Nasıl olur da bizim ibadetlerimiz, madem gelecekle alakasını kurmamıştı Üstad Hazretleri, geçmiş nimetlerle alakası var. Onların şükrü olması bakımından bir alakası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece sabaha kadar, ayakları şişinceye kadar namaz kıldığında Hazreti Ayşe Validemiz, geçmiş ve gelecek bütün günahların affolunduğu halde neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun dediğinde, şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz aldığımız bu büyük nimetlere karşılığında ortaya koyduğumuz ibadetler zaten mantık olarak yakışmıyor. O nimetlere karşı bir şükür meselesini dolduramıyor. Evet, ibadet dünkü ifadeler lezzetli, rahatlı, nimetli, hafif olarak vaz edilmiş, insana emredilmiş. Fakat biz bunu gerektiği kalitede de yapamıyoruz üstelik. Nasıl olacak bu kadar aldığımız nimetin karşılığı? Bu zayıf mukabele olamaz yani. Bu onun yerini doldurmaz. O zaman Cenab-ı Hakk'a hakkıyla şükretmemiş de oluyoruz. Bu cüz'i ve mahdut şükrümüzle bu büyük nimetleri karşılamamız da mümkün değil. O zaman gelişi güzel bir karşılık olmuş oluyor. O zaman sistem tam yerli yerine oturmuyor. Yani gelen nimetlere karşı gereken şükürler ortaya konamadığı için sanki Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu nimet şükür sistemi yerli yerine gelmiyormuş gibi oluyor. Bununla alakalı bir soruyla başladı. El cevap, külli bir niyetle hadsiz bir itikat ile. Demek ki bizim azlardan az ve oldukça kusurlu olan ibadetlerimiz, niyetlerimizle boşluğu doldurulan bir tarafı var ve itikadımızla o eksiği tamamlayan bir tarafı var. Bu cümle bir kısa bir cevap oldu. Bir hükümle başladı Üstad Hazretleri birçok yerde yaptığı gibi öncelikle hüküm vererek, en kısa şeklinde mevzuyu ifade ederek bir başlangıç yaptı. Okuyacağımız paragraflar da hemen hemen bu iki meseleye bölünecek. Yer yer külli bir niyet anlatılacak, yer yer hadsiz bir itikat anlatılacak. Bu iki mevzu. Bugünkü metnin tamamı bu iki meseleyle alakalı. Bazen uzun iki cümle kurulacak. Birisi külli bir niyet kavramına bakan, cümlenin diğer uzun tarafı da hadsiz bir itikat tarafına bakan bir yapıyla karşımıza çıkacak. Mesela nasıl ki bir adam 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Bu tasavvufta başka türlü bir formatta çok anlatılan hikayelerdir. Herkes padişahın huzuruna birçok şeyle gitmiş ama birisi sırtında bir kova suyla gitmiş. Fakat gittiği yerde görüyor ki meğer orada deniz var. Hayatı boyunca denizi de ilk defa görüyor. Sırtındaki kovadaki sudan da utanmaya başlıyor. İnsanın Cenab-ı Hakk'a götürdüğü bu ibadetlerin aslında değersizliği ile alakalı. Cenab-ı Hak onu değerli görmediği müddetçe hiçbir anlamı olmayacağı ile alakalı bu formatta birçok menkıbeler anlatılır. Burada da 5 kuruş değerinde, burada maddi bir fiyatlandırmayla başladı. 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile gidiyor ve orada her bir hediyenin milyonlar değerinde hediyelerin dizilmiş olduğunu görüyor. Kimlerden gelmiş bu hediyeler? Makbul adamlardan gelmiş. Kimdir bu makbul adamlar? Buradaki padişah Cenab-ı Hakk'ı sembolize ettiğine göre makbul adamlar meleklerdir. Yani meleklerin mükemmel ibadetleri var. Şimdi biz ibadetlerimize padişahın huzuruna çıktık. Öyle bir melek var ki ömrü boyunca, ki belki milyarlarca yaşında bir melek düşünelim, ömrü boyunca alnını hiç secdeden kaldırmamış. Öyle bir melek var ki hiç rükudan ayrılmamış. Evren yaratılalı belli rükuda hiçbir şekilde oradan ayrılmamış, daha secdeye bile gitmemiş. Öyle melekler var ki sadece kıyamda, hayatı boyunca o kıyamdan ayrılmamış. Bu tür meleklerin ibadetlerinin gittiği makama bizim ibadetlerimiz de gidiyor. Ne oluyor? Makbul adamlardan gelen hediyeler noktasında bizimki oldukça kusurlu ve eksik. Veya hayvanlar ve bitkiler de girer bu makbul adamlar meselesine. Çünkü
Çünkü tavuk bir yumurta yapıyor ama mükemmel bir yumurta. Cenab-ı Hakk'a onu takdim etmiş oluyor. Bir elma ağacı bir elma veriyor ama mükemmel bir elma. Vazifesini yapmış oluyor, ibadetini sunmuş oluyor. Hiçbir kusur yok. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle onun niyeti ameline dönüşmüş bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın karşısında dizilmiş. Ama orada bir kusurlu, beş kuruş etmeyen taraflarıyla insan ibadetleri var. Burada tabii bir utanç doğuyor. Bu kadar makbul ibadetler arasında benim ibadetim acaba ne işe yarar? Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der. Kalbine önce geldi. Bu hediye hiçbir işe yaramaz. Padişahın huzurunda mahcup olacağım. Birden der. Ey seyyidim. Padişaha dönüp konuşuyor. Ey seyyidim. Bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Burada yapılabilecek en zeki hareket. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkılıyor. Mükemmel ibadet yapmış varlıkların ibadetleriyle dolu, ağzına kadar dolu. İnsanın ibadetlerini koyabileceği güzel bir yer bile yok. Çünkü çok eksik ve noksan. Orada en zekice cümle nedir? Bütün bu hediyeleri, oradaki bütün hediyeleri sahiplenmek, onu kendi namıma sana takdim ediyorum. Ya Rabbi, bütün bu hediyeleri ben kendi adıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Çünkü sen onlara layıksın. Bu cümle itikat kelimesine bakan cümle. Cenab-ı Hakk'ı ifade etmesi bakımından Cenab-ı Hak bütün ibadetlerin en kusursuz hallerine layık bir ilahtır. Dolayısıyla bu liyakatı ifade etmekle bir itikat ortaya konmuş oluyor. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. Bu cümlede niyet kelimesine bakıyor. Eğer benim iktidarım olsaydı, gücüm olsaydı bunların bir mislini, yani bunların toplamı kadar şeyi ben kendim yapar getirirdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini en büyük bir hediye gibi kabul eder. Hiç ihtiyacı olmayan diyor. Neye ihtiyacı olmayan? İbadete ihtiyacı olmayan. Biz Cenab-ı Hakk'ın katına ibadet götürüyoruz da bizim ibadetlerimiz Cenab-ı Hak'ta bir tamamlanmaya yaramıyor, bir boşluğu doldurmuyor. Cenab-ı Hakk'ın istignası ve samediyeti itibariyle Cenab-ı Hakk'a kattığı bir değer yok bizim götürdüğümüz ibadetlerin ve meleklerin götürdüğü ibadetlerin ve hayvan ve bitkilerin amellerinin oraya ulaşması. Cenab-ı Hakk'a yaptığı bir katkı yok ve raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden. Peki Cenab-ı Hakk'ın bu tür hediyeleri, ibadetleri kabul etmesi bir tenezzül değil midir? O yüce makama bu kusurlu ibadetlerin sunulması bir de kabul edilmesi tenezzül değil midir? Evet. Neden kabul ediyor? Raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak. Halkının, padişah kendi halkının kendisine olan sadakatinin ve hürmetinin alameti olarak bu hediyeler söz konusu olduğu için o yüzden kabul ediyor. Cenab-ı Hak da insanın ibadet ve amellerini neden tenezzül edip kabul ediyor? Şundan dolayı kabul ediyor. Müminlerin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olsun diye. Yani Allah'a karşı bir sadakatimiz var. Cenab-ı Hakk'a karşı bir hürmetimiz var. Bunu ifade edebilecek başka bir yöntemimiz yok. Kabul edilen şey bizim ibadetimiz değil. Sadakat ve hürmetimiz kabul ediliyor. İbadetimizin biçimi şeklinden ziyade Allah'a olan bağlılığımız ve saygımızın ifadesi olduğu için ibadetler kabul ediliyor. İbadet bir iş gördüğü için kabul edilmiyor. Bizdeki bir durumun tahakkuk etmesinden dolayı kabul ediliyor. Burada din kavramının bir özeti yapıldı sayılır. Ya din nedir diye çok kısa, en kısa tarifi nedir diye sorsak, başka bir yerde Risale-i Nur'da ifade edildiği gibi din tazimdir. Din saygıdır. Kime saygıdır? Allah'a saygıdır. Hürmettir ve sadakattir. Dolayısıyla din bir tazimdir, bir saygı ve hürmettir. İnsanın Allah katındaki değerinin ölçüsü de Allah'a duyduğu ve saygı ve hürmettir. Cenab-ı Hakk'ın önemsediği şeylere o ölçüde saygı ve hürmet göstermektir. Burada da insanın ibadetlerinin kabulünün sebebi derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olsun diye. Yoksa lazım olduğu için değil. O padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini, yine hem niyet ve liyakat aynı cümlede kullanıldı, en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de aciz bir abd namazında ettehiyyatu lillah der. Şimdi kulluk yapıyoruz. Vasfımız abd ama ondan öte aciz ifadesi geçti. Aciz bir abd. Çünkü ibadetler insanın aczini ve fakrını ifade etme makamıdır. İnsanın başarılarını, kapasitesini, zekasını ifade etme yeri değildir. Aczini ve fakrını ifade etme yeridir. Dolayısıyla aciz bir abd diye sıfatlandırdı. Namazımızın en kritik bölgelerinden birisi ettehiyyatü lillah demektir. Tahiyyat dediğimiz bölgede. Peki bu nereden geliyor tahiyyat? Ettehiyyatü kelimesi.
Miraç hadisesinden geliyor. Yani Cenab-ı Hak'la Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mükalemesi. Orada bazı sözler, Ettehiyyatü duasının içindeki bazı sözler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Bazı sözler Cenab-ı Hakk'a ait. Bazı sözler de bu konuşmayı gören meleklere ait olduğundan dolayı bize Miraç'tan gelen bir hediye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta o zamana kadar yapılmış bütün ibadetleri, bütün amelleri, bütün hayırlı işleri, bütün hediyeleri Cenab-ı Hakk'a iletmiş. O zamana kadar yapılmış olanları ve o zamandan sonra yapılacak olanları, bütün her şeyi temsil makamında Cenab-ı Hakk'a orada iletmiş. Biz de kendi namazımızda kendi hususi kainatımızın bütün hizmet ve ibadetlerini Ettehiyyatü Lillah diyerek Cenab-ı Hakk'a aktarıyoruz. Kendi hususi kainatımızdaki bütün işler ve ameller mükemmel yapılıyor. Biz de kendi hususi kainatımızın bir vekili ve temsilcisi olarak aktarmakla mükellefiz. Namazda bizim payımızdan ziyade kainatın bir payı var. Kainattaki bütün mahlukatın bir payı var. Onu nitelikli hale getirmek aslında kainatın hakkını yememek, o mahlukatın hakkını muhafaza etmek anlamına geldiğinden bu ettehiyyatu meselesinde Üstad Hazretlerini de hatıra kitaplarında gördüğümüz kadarıyla bunu 5-10 kez tekrarladığı oluyormuş. Ettehiyyatu, ettehiyyatu diye o kelimeyi yeterince hissetmek için buna ciddi bir konsantrasyon ayırdığını okuyoruz. Ettehiyyatu lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Kendi hesabıma sanki kendim yapmışım gibi. Kainattaki bütün işleri adeta birer birer teker teker ben yapmışım gibi kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Bir insanım, kapasitem küçük, kainattaki bütün işler şayet ben yapabiliyor olsaydım hepsini, kendi elimle yapabiliyor olsaydım onları ben sana takdim edecektim. Bu ne oldu? Niyet oldu. Yani neden niyet oldu? Eğer elimden gelseydi dedik. Yani yapamadığımız bir kapsama girdik. Hepsini ben yapardım. Ben hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. Mümkün olsaydı ben bunu böyle yapardım. Sen de buna ve daha fazlasına layıksın. Bu da itikat cümlesi. Bir önceki cümle niyetle ilgiliydi. Bu da itikatla alakalı bir cümleydi. Ettehiyyatü'ye bir tefsir verildi. Nedir bu tefsir? Ettehiyyatü'nün tefsiri şu oldu. Eğer elimden gelseydi kainattaki bütün mahlukat kadar ameller ve ibadetlerle sana gelirdim. Fakat yine de sen bundan daha fazlasına layıksın demektir. Ettehiyyatü lillah kelimesine harika bir meal verildi burada. Biraz da tefsir edildi. İşte şu niyet ve itikat. Dedik ya bu risalenin ana iki kelimesi niyet ve itikat. Yine tekrar birleştiler. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Burada bitki mevzu niye girdi işin içerisine? Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Bitkilerin tohumları ve çekirdekleri var. Onlar ekiliyor. Fakat bir kısmı meyve verebiliyor, bir kısmı veremiyor. İnsan da öyledir. Niyetlendiğimiz ameller vardır ama bir kısmını yapabiliriz. Gönlümüzde yatan bir ibadet hayatı vardır ama onun bir bölümünü gerçekleştirebiliriz. Bir bölümü çürür. Tohumların bir bölümünün çürümesi gibi. Fakat çürüyen tohumları da Cenab-ı Hak çürümemiş gibi kabul eder. Bununla alakalı kavun örneğiyle devam edecek. Hem mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki. Çekirdekler, kavunun içindeki çekirdekler suretinde bin niyet. Neden bin niyet? İçinde aşağı yukarı bin tane çekirdek olsa hepsi kavun olmak istiyor tekrar. Niyet eder ki, ya Halık'ım, senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceğini bildiği için onların niyetlerini bilfiil ibadet kabul eder. Bu kavunun bin tane çekirdeğinden belki 900 tanesi kavun olmaz tekrar ama olmuş kabul ediyor Cenab-ı Hak. Çünkü gelecek şeylerin nasıl geleceğini, bunu toprağa ekseydik gerçekten bu kavun olurdu. Bunu bildiği için bunu kavun olmuş kabul ediyor. Ya burada bize bakan yönüyle mevzu nedir? Bizim de yapma potansiyelimiz olan ama yapamadığımız şeylerin de bir mükafatı var. Mesela Cenab-ı Hak kulunun nasıl olduğunu, kapasitesinin ne olduğunu, niyetlerinin ne olduğunu o kişinin kendisinden daha iyi bildiği için. Mesela 24 saati var. Yani ben bu kuluma 24 saat verdim. Elinden geldiği kadar bunu ibadetlerle, hayırlı işlerle doldurmuş. Ben bu kuluma bir günü şayet 48 saat olarak yaratsaydım, bu sefer de bu 48 saatini evrad-ı esker, ibadet, hadis, namaz, hayırlı işler, bunu ayıracağı belli. Allah bilir yani gerçekten öyle mi değil mi? O zaman bunun mükafatını veriyor insana. 24 saatin sınırları içerisinde oldukça Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu işlerle dolduran birini, Cenab-ı Hak biliyor ki bunun gününü 10 kat daha genişletsek,
o geniş alanlarda vaktini zayi etmeyecek, gene bu hayırlı işlere yönelecek. Bunu bildiği için o zaman ona göre bir mükafat yazıyor yani. Veya şöyle diyelim, malını infak eden bir zengin. Bu zengin diyelim ki kazandığı her şeyin belki onda birini, onda ikisini veriyor. Fakat Cenab-ı Hak biliyor ki bu zengin 20 kat daha zengin olsa bu gene böyle yapacak. Buna 100 kat daha servet verilse yine aynı şeyi yapacak. Onun bu bilfiil niyetini gerçekleşmiş sayıyor. Gerçekleşmiş saymasıyla beraber de külli bir sevap yazılmış oluyor. Niyeti bu olduğundan dolayı. Veya bir kişi bir meslek yapıyor. Çok hayırlı, yani harama helale dikkat ederek bir meslek yapıyor. Hep Rabbinin emir ve yasaklarını kollayarak o meslekten bazı sevaplar kazanıyor. Fakat Cenab-ı Hak biliyor ki bu kulumu başka mesleklerde de çalıştırsaydım, bunu doktor olarak nasip etseydim o çok takvalı bir doktor olacaktı. Onu bir mühendis yapsaydım o mühendislik alanında çok takvalı bir mühendis. Bunu gümrük memuru yapsaydım gümrükte geçişlerde haram helal en hassas kişi bu olacaktı. Bir öğretmen yapsaydım hayatını Allah yolunda veren mükemmel bir öğretmen olacaktı. Kişinin potansiyeli bunu gerektirdiği anda adeta yüzlerce meslek yapmış olmanın bir sevabını amel defterine aktarma imkanı söz konusu oluyor. Dolayısıyla buradaki cümle hassas bir cümle. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bil fiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şu sırra işaret eder. Çok kritik bir hadis geldi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu maalesef şöyle yanlış anlaşılıyor. Niyetlerimiz önemlidir. Amel yapmasak da olur. Niyet o kadar değerlidir ki amelsizliği bile halledecek bir tarafı vardır. Benim pek amelim yok ama niyetlerim güzel gibi anlaşılan bu hadis-i şerif. Bilakis amelleri çok olan insanlardan bahsediyor. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır şu demek. Müminin amellerinden kazandığı sevaplar, niyetlerinden kazandığı sevapların yanında devede kulak kalır. Mümin öyle güzel niyetlerle o amelleri yapar ki o amelden 100.000 kat daha fazla sevap çıkartır niyetlerinden ötürü. Yani yapılan bir amel var burada. Yapılmayan bir amel yok. Yapılmayan bir amele bir teselli yok burada. Burada bilakis yapılan amelden çıkartılabilecek yoğun bir maneviyattan bahsediliyor. Amellerimizle kazandığımızın milyonlarca mislini biz niyetlerimizle kazanırız. Ama gene o ameller üzerinden elbette bu. Şöyle düşünelim. Bir mümin öyle bir kıvama geliyor ki 100 yıl yaşarken böyle yaşadı ama bu kişiye 1000 yıllık ömür verilse bu yoldan, bu prensiplerden ayrılmayacak. O zaman 100 bin yıl verilse nasıl olacak? Gene öyle olacak. Dolayısıyla ne oluyor? 100 bin yıl ibadet etmiş gibi bir niyet sevabı kazanıyor. Eğer ki o sadakatini ve ihlasını tam oturtabilmişse. Veya bir insan ruhen şu anda bir bedene sahip. Ahirette öyle olmayacak. İnsanın ruhu tek olmakla beraber birçok yerde kendi bedeniyle beraber bulunabilecek. 100 bedene, belki 500 bedene sahip olabilen insanlar olabilecek oradaki seviyesine göre. Burada tek bir bedene hapsolmuş durumdayız. Ama Cenab-ı Hak biliyor ki bu kulum bir değil de aynı ruha ait 100 tane bedeni olsaydı yine Üstad Hazretleri'nin dediği gibi yani 50 tane elimiz olsa yine nur hizmetlerine kafi gelmiyor, yetmiyor dediği gibi hep aynı işlerde koşturacak bir kıvama gelmişse bu insan ahirette hiç ummadığı bir şekilde kendi yapmadığı amellerle defterinin dolduğunu görecektir. Bunların hepsi niyetle alakalıdır arkadaşlar. İhlasla alakalıdır. Bu niyet kelimesine en yakın kelime de ihlastır aynı zamanda. Yakın kavramlar konuşulacaksa niyet sadece bir plan değildir. Yani planlama gibi anlaşılıyor. İhlaslı plana niyet denir. İhlaslı olan plana niyet denir. Yoksa her plana niyet denmez. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekün hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder, öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn der. Nasıl az önce ettehiyyatü'yü konuştuk. Bütün mahlukatla ilgimizin olduğu bir kelime o. İlişkili olduğumuz bir yer. Aynen o şekilde İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn de yine kainattaki bütün varlıklarla ilişkili olduğumuz bir yer. Çünkü burada çoğul gibi kullanılmış. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim demiyoruz, dileriz diyoruz. Kimin adına diyoruz bu dileriz kelimesini? Bütün kainat adına diyoruz. Bütün kainat adına yalnız sana kulluk ederim. Yani bütün kainatın kulluklarını aktarma cümlesi. Yine bütün kainat adına yalnız senden yardım dilerim. Yani kainata gereken bütün yardımları temsilen ben kendim ifade ediyorum makamı olduğu için yine bir vekil. Kainatın vekili, halife-i arz olduğunu ifade eden bir cümle. Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder.
bütün kainat ibadetleri yapmış, kendi namına takdim eder. Kendisi yapmış gibi takdim eder. Hem Subhaneke bi cemii tesbihatik, cemii mahlukatike ve bi elsineti cemii masnuatik. Bütün mahlukatın tesbihatıyla ve lisanlarıyla seni tenzih ederiz. Bütün mahlukat adına bir cümle kullanıldı. Der, bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Bütün kainatı kendi adımıza konuşturma imkanı vermiş Cenab-ı Hak bize. Hem Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve mürekkebatiha. Kainatın zerreleri ve o zerrelerin mürekkebatı adedince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam eyle der. Her şey namına bir salavat getirir. Şimdi bütün kainat adına bir salavat getireceğiz. Bütün kainatın içindeki her şeyin, işte güneşin, yıldızların bir salavat getirmeye ihtiyacım var. Bu nereden, bu ihtiyaç nereden geliyor? Çünkü her şey Nuru Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile alakadardır. Bu herhalde ilk yaratılan benim nurumdur hadis-i şerifine bir vurgu var. Çünkü ilk yaratılan benim nurumdur, mahlukat o nurdan halk edilmiştir. Hadis-i şerifiyle bir gönderme var gibi. Her şey Nuru Ahmedi ile, her şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakadardır demedi. Nuru Ahmedi ile, yani onun nuruyla alakadardır deyince o hadisi akla getiriyor. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla. Bu sayısız adetler neden giriyor cümlelerimize bu duaları yaparken? Çünkü biz o sayısız adetleri zikrettiğimiz anda gerçekten niyetimizden ve itikadımızdan dolayı kendi şükrümüzü tamamlamış oluyoruz. Cenab-ı Hak insana varlık nimeti gibi, insan olma nimeti gibi, İslam nimeti gibi büyük nimetler verirken kişinin o eksik, zayıf, noksan gördüğümüz kulluğunun şükre dönüşmesini sağlayan şey de nedir? Niyet ve itikattır. Yaptıklarımız değil, yapmadıklarımızdır. Yaptıklarımızdan kazandıklarımızın çok üzerinde yapmadıklarımızdan bir kazancımız var. O mahlukatın ibadetleri bir, bizim kendi niyetlerimiz iki, Cenab-ı Hak hakkındaki itikatlarımız üç. Şükrümüzün boşluklarını bu üç tane mesele dolduruyor. O zaman bir şükür olmuş oluyor. Ve o zaman da bir ebedi hayatı insan parantez içinde hak etmiş oluyor. Bu güzel şükrün sahibi olan varlık olarak Cenab-ı Hak ona bu şükrünün karşılığı olarak da bir cennet veriyor. İbadetlerinin değil. Şükreden bir varlık olmasının, hani şükrederseniz arttırırım dediği gibi, dünyadaki bu nimetlere böyle şükreden bir varlığa dünyanın arttırılmış hali nedir? Cennettir ve ebediyettir. Artmış bir nimet olarak onun karşısına bunu çıkarıyor.